Arkadaşlar doğruda açılar konumuzun 3. testiyle birlikteyiz. İlk sorumuza bakalım. AE paralel CF. DF diktir CD. Evet, görüyoruz. Açıortay bunu da verdi. 120. Alfanın ne olduğunu soruyor. Şimdi şu paralelliği kullanabilirim. Nasıl? Buraya x derim. Buraya x derim. Bakın şunu görüyoruz. Bununla bunun toplamı 120'ye eşit olacak. Alfa artı 2x 120. Ama ben x'in ne olduğunu bilemiyorum şu an. Öyleyse x ile alakalı da bazı şeyler bilmeliyim. Bunun için 120'yi kullanabilirim. Arkadaşlar şeklimizi büyütüp olaya tekrar bakalım. Şimdi ben buraya x dersem, buraya x dersem bu paralelliği kullanarak alfa artı 2x'in 120 olduğunu biliyorum ama bu 90'ı da kullanayım ve x'i bulayım. AB'ye paralel olacak şekilde bir doğru parçası çizersem eğer, bakın şu ikisi birbirine paralel olacak şekilde. Burası 120 ise burası 60 oldu. Değerli arkadaşlar, z'yi görüyoruz. Madem paralel bunlar birbirine. Bu da paralel ya AB'ye. Pekala. Şimdi burası 90. Z'den buranın da 90 olması lazım. Öyleyse buraya 30 kalacak. Tamamı 90 çünkü. Şöyle. Burası 30 ise burası da 30 olmuş oldu. Bundan sonraki olay gayet kolay arkadaşlar. Alfa artı, alfa ve 2x böyle bakıyor. Alfa artı 2x 120. Biz x'in 30 olduğunu bulmuştuk. 2 kere 30 60. Bu tarafa atarsam alfayı da 60 derece bulmuş oluyorum. Yani doğru cevabım D şıkkı oluyor arkadaşlar. İkinci sorumuz. AE DF'ye paralel. 25, 280, 140 alfa nedir? Büyütelim şeklimizi. Sivri bir uç görüyoruz. Şu paralelliklere bir paralelde ben ekleyeyim. Buna hakkım var. Şimdi ne oldu? Bu da bu üçüne paralel olmuş oldu. Yani üçü birbirine paralel. 140 ise 40. İkisinin toplamı 180 olacak. Arkadaşlar 280 ise malum 360 derece tamamı. 280 ise buraya da 80 kalmış oluyor. Hemen bir şey daha görüyorsunuz. Şuraya x diyelim. Bunun ve bunun toplamı. Bunun toplamına eşit. Yani x artı 25 80 ise 20 olsaydı 60 olacaktı. 25 olunca x 55 oldu. Buna 1 diyelim. Biz x'i de 55 bulduysak bundan sonraki fasıl gayet kolay. 55 artı alfa artı 40 180 olmalı. 90 olsaydı 90 olacaktı. 95 olduğu için buraya attığımda 85 kalması lazım. Doğru cevabım D şıkkı arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. AB paralel ED. Y artı B 160. A eksi C X artı Z. Hocam harfler var. Ortada bir sayı görünmüyor. Biz bu soruyu nasıl yapacağız diye düşünen arkadaşlar olduğunu sanmıyorum. Varsa da dinledikten sonra artık öyle düşünmeyecekler. Şekli büyütelim. Evvela evet, doğru söylüyorsunuz. Şu ikisinin toplamı buna eşit olmak zorunda. Bunu bir yazalım. X artı Z eşittir Y. Aynı şekilde bu ikisinin toplamı da buna eşit olacak. Pekala, bunu da yazıyorum. A artı C eşittir B. Şimdi biz bu iki ifadeyi taraf tarafa toplar isek eğer X artı Z artı A artı C eşittir Y artı B bulmuş oluruz. Dikkat ederseniz X artı Z yerine A eksi C yazmamız gerektiğini söylüyor soruda. Ben X artı Z yerine A eksi C yazabilirim. Soruda Y artı B yerine 160 yazmamız gerektiği de söyleniyor. Bence soru bitti arkadaşlar. Bir şey kalmadı. A eksi C artı A artı C eşittir 160. Artı C eksi C bunlar gitti. 2A 160 ise A 80 bulunur. Benim doğru cevabım E şıkkı olur. Demek ki korkmaya gerek yokmuş. Bir sonraki sorumuz. BE paralel CD. BAC alfa. Burası 2 alfa. Burası 3 alfa. Alfa kaç derecedir? Değerli arkadaşlar, paralellik var. Evet, sivri uç. Evet, haklısınız. Paraleli çizeceğim. Biraz düzgün çizeyim. Şimdi bir paralelde böyle çizdikten sonra rahatlıkla bazı işlemler yapabilirim. Şöyle ki, bakın şuradaki Z'yi görebiliyor muyuz? Evet. Burası 3 alfa ise buranın tamamı da 3 alfa olacak. Alfası buradaysa buraya 2 alfa kalacak arkadaşlar. Öyleyse paralel iki doğru arasında kalan açıların toplamı 180 derece olacağından dolayı 4 alfa 180 ise alfa 45 derece bulunur. Şıklara bakıyorum. A şıkkı benim doğru cevabım oluyor arkadaşlar. 5. sorumuz. AE paralel DF. X, Y, Z, T. T için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi T'yi X, Y, Z cinsinden yazın demekle aynı şeyi soruyor aslında. Arkadaşlar, burası buraya paralel ve evet sivri uç. Öyleyse şu sivriliğini biraz hafifletelim şunu. O sivriliği kaldıralım oradan. Hepsi birbirine paralel olacak şekilde bir doğru çizelim. Şimdi ben T'yi bulmak istiyorum. Z'yi görebiliyoruz. Ters Z vesilesiyle. T ise şuranın tamamı T olmak zorunda. Z buradaysa buraya T eksi Z kalacak. Arkadaşlar, şurayı uzattığınızda burası X ise burası 180 eksi X. Malum bununla bunun toplamı buna eşit olmalı. Yani 180 eksi X artı T eksi Z eşittir Y. Şimdi bizden T istendiği için T'yi yalnız bırakmamız lazım. Yalnız bırakıyorum. T eşittir. X'i Z'yi buraya attım. Y buradaydı. X geldi artı olarak. Y burada. Z geldi. 180 de buraya eksi olarak geçti. Öyleyse T ile alakalı böyle bir şık yakalarsak bu bizim doğru cevabımız olacak arkadaşlar. Bakın A şıkkında X artı Y artı Z eksi 180 T'ye eşit olarak verildi. Doğru cevabım A şıkkı. Buyurun devam edelim arkadaşlar. 6. sorumuz. D1 paralel D2 alfa AB ile DB açıortay. Evet, artık bunları görebiliyoruz. CAD'nin alfa türünden eşiti. CAD. Yani şu arada kalan açı. Şekli büyütelim. X, X, Y, Y. Madem bunlar birbirine paralel ise arkadaşlar, ters Z'den, burası 2Y ise burası da 2Y. Yani artık bunu yazabilelim. Şuraya T diyelim. Çünkü bizden T'nin alfa cinsinden değerini istiyor. Dikkat edersek arkadaşlar, şurada şöyle bir olay var. Ben şöyle belirteyim onu. Bakın, X ve Y'nin toplamı alfaya eşit olacak. 1. Alfa eşittir X artı Y. Onu yazdım. 2. Arkadaşlar, şuranın tamamı 180 mi? Evet. 2X artı T artı 2Y eşittir 180. T artı şu 2X artı 2Y'yi ben iki parantezinde X artı Y diye yazabilirim. Dağıtınca 2X artı 2Y olacak. Peki X artı Y'yi ne bulmuştuk? Alfa. T artı 2 alfa 180 ise atalım bu tarafa. T eşittir 180 eksi 2 alfa bulunur. Cevap şıklarına baktığımızda E'nin bizim doğru cevabımız olduğunu görüyorum. Arkadaşlar, 7. sorumuz. BA paralel DE. BF ve CF açıortay. Burası alfa. Burası 40 derece. Alfa kaç derecedir? Şimdi x, x, y, y olarak isimlendirdim. Ya bu 40'ı kullanabilmem lazım. Hocam bu 40'ı nasıl kullanacağız? Şimdi eğer burası buraya paralel verilmiş olsaydı işte z'den burası 40 diyebilirdim ama öyle değil. Bana verilen AB ile DE'nin birbirine paralel olduğu. Bakın dikkat ederseniz soruda öyle söylüyor. Öyleyse biz şurayı biraz uzatalım. Bu 40'ı kullanalım. Burası 140 olsun. Malumunuz şöyle baktığınız zaman 2x, 2y ve 140'ın toplamı 360 dereceye eşit. 2x artı 2y. Daha önceki videolarımızda anlattığımız soru çeşidinden hatırlarsanız 140 eşittir 360. Bu tarafa atalım. Şurayı da 2 parantezine alalım. 2 parantezinde x artı y eşittir 220. Her tarafı 2'ye bölersem x artı y 110 bulundu. Şimdi arkadaşlar bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum. Şöyle çizeyim ben. Bakın paralel iki doğru arasında buraya doğru bakanların toplamı şuraya doğru bakanların toplamına eşit olacak. Öyle değil mi? Evet aynen öyle. O halde x artı y eşittir alfa artı 40. X artı y'yi 110 bulmuştum. 110 eşittir alfa artı 40. Bu tarafa atarsanız alfa 70 derece bulunur. Doğru cevabım D şıkkı olur arkadaşlar. Bütünler ve tümler sorusuyla devam edelim. X açısının tümleyeninin bütünleyenine oranı 7/25 ise x kaç derecedir? X'in tümleyeni 90 eksi x'tir. Çünkü birbirini 90 dereceye tamamlayan açılar tümler açılardır. Öyleyse bütünleri de bütünler demek birbirini 180 dereceye tamamlayan açılar. Birisi x ise diğeri bunu 180'e tamamlayacak olan 180 eksi x'tir. Şimdi bu oran ikisinin birbirine oranı 7/25'miş. 90 eksi x bölü 180 eksi x eşittir 7/25. Arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaparsak eğer işte hocam hemen 25'te 90'ı çarpalım. Çarpmayalım. Biz bunu 25 çarpı 90 eksi 25 çarpı x eşittir 7 çarpı 180 eksi 7 çarpı x diyelim. Bazı matematiksel işlemler yapalım. Kolaylaştıralım işimizi. İşte hocam bunu çarptık, bunu buraya attık, çıkardık falan değil. Biraz böyle güzel bir şeyler olsun. Matematik güzel, geometri çok daha güzel. O zaman yaptığımız işlemler de güzel olsun. Şimdi eksi 25x'i buraya atalım. Artı 25x olsun. Bunu da buraya atalım. 25 çarpı 90 eksi 7 çarpı 180 eşittir 25x eksi 7x. Arkadaşlar 25x'ten 7x çıkartırsanız burada 18x kaldı. Şimdi ben bu denklemin her iki tarafını 18'e bölersem 25 çarpı 90 18'e böldüğünüzde 5. 180'i 18'e böldüğünüz 10 kaldı. 7 çarpı 10 eşittir. Burada da sadece x kaldı. 125. 70 çıkarsa 55 x'e eşit olmuş olur. Bu hem işimizi kolaylaştırır hem de biraz artistik işlem yapmamıza vesile olur. Arkadaşlar 9. sorumuzla devam edelim. AD paralel BE. Evet burası buraya dik olarak verildi. Şurası 90, burası 100, burası alfa kaç derecedir? Pekala. Şurayı biraz uzatalım. Şimdi bu paralelliği gördük. İçinizden bazılarının şunu söylediğini duyar gibiyim. Hocam işte üçgen var. İç açıları toplamı 180 olacak. 90 burada, 56 burada. Hadi burayı hemen bulalım. Buradan alfaya çıkartırız. Doğrudur. Fakat şu an çok da fazla üçgenlerle alakalı bir şey bilmediğimizi varsayarak konu anlattığımız için ben burada doğrudan açılardan bir yol izleyeceğim. Daha farklı çözüm metotlarını arkadaşlar internet sitemize koyduğumuz PDF'lerden de takip edip görebilirsiniz. Şimdi bu paraleliteyi gördüm. 56, şurası 90. Alfanın ne olduğu isteniyor. Şöyle bakarsak eğer olaya, ters z'den, bura 56 ise burası da 56 olacak. Bunu görmek güzel. Peki tamamı 180. 56'sı burada, 100'ü burada. Öyleyse buraya da 24 derece kalacak. Yine işte hocam kolay, üçgenlerden 90 + 24 bize direkt alfayı verecek. Neden soruyu uzatıyoruz diyebilirsiniz. Size hak veriyorum ama biz hala üçgenlerle alakalı çok fazla şey bilmiyoruz. Arkadaşlar buradaki 100'ü kullanalım. Buradaki 90'ı kullanalım. Hocam onu nasıl kullanacağız? Bakın. Şuraya T diyelim. Ve şuraya dikkat edelim. O tanıdığınız bir şekil. Ne güzel. T ile 56'nın toplamı hop 90'a eşit olacak. T artı 56 eşittir 90. Buraya atarsam T eşittir. Eğer bu 60 olsaydı 30 olacaktı. 56 olduğu için 34 oldu. Buna 1 diyelim. 2. Şimdi arkadaşlar biz T'yi 34 bulduktan sonra bu sefer de şuraya bakacağız. Şöyle. Bununla buranın toplamı alfaya eşit olacak. Yani 34 artı. Şurası ne? 56 artı 24. Eşittir alfa olacak. Pekala. Topluyorum. 10, 80, 90, 114 alfaya eşit olmuş oldu. Doğru cevabım D. Ama canınız isterse, üçgenleri de biliyorum derseniz 90, 56 buraya 34 kalacak. Hocam burası 34 ise Z'den burası 24 ise 90, 24 daha. 2 iç açının toplamı bir dış açıyı verir. Alfa 114 olur. Bunu da söyleyebilirsiniz. Canınız nasıl istiyorsa oradan çözebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, 3. testimizin ilk bölümünün son sorusunu yapalım. Daha sonra 2. bölüm kalan sorularla devam edeceğiz. AF paralel DG 30 açıortaylar verilmiş. Alfa 20. Alfa kaç derecedir? Şimdi bu soruda belki de birçoğunuzun aklına gelmeyecek olan güzel bir paralel çizeceğim. Aslında aklınıza da geliyor olabilir artık, tanıdınız. Hocam sivri uç varsa yumuşatıyoruz falan. Evet, sivri uç varsa yumuşatıyoruz. En sivri uç hangisi? Hocam burası. Hayır, burası. Hayır, bence burası. Ben BC'ye bir paralel çizersem bu soru çok güzel bir hale gelecek. Şimdi tam böyle BC'ye paralel olacak şekilde bir doğru parçası doğru çiziyorum. Soru bitti. Nasıl bitti hocam? Bakalım. Buraya X diyelim. Burası da X oldu. Buraya Y diyelim. Burası da Y oldu. Arkadaşlar evvela şunu hatırlayalım. Bakın şu çaprazı görüyorsunuz. 30'un, alfanın, 20'nin toplamı, X'in, Y'nin toplamı. Bunlar birbirine eşit olacaklar. Karışmasın şöyle. Yani 1. 30 artı, oraya bakan ne var başka? Alfa artı, buraya bakan 20 eşittir. Sola bakan bir X var, bir de Y var çaprazın içerisinde. Öyleyse alfa artı 50 X artı Y'ye eşit oldu. Hocam bu ne işimize yarayacak? Bu çok işimize yarayacak arkadaşlar. Şimdi şu paralellikte ters Z kullanılarak burası X ise burası da X oldu. Aynı şekilde normal Z'yi kullanarak burası Y ise burası da Y oldu. Tabi bazılarınız artık gördüler soruyu. Şuranın tamamı 180 derece. X artı Y artı alfa eşittir 180 derece. Şimdi soruda bizden dikkat ederseniz alfa isteniyor. Alfa yerine de X artı Y yerine de alfa artı 50 yazabilirim. Şurada. Alfa artı 50. Öyleyse alfa. Alfa daha 2 alfa artı 50 eşittir 180. Attım buraya. 2 alfa eşittir 130. Alfa eşittir 65 bulundu. Gördünüz mü şimdi neden paraleli tam olarak buradan çizdiğimin ne işe yaradığını? Cevabım 65 oldu. 2. bölümle alakalı sorular, güzel sorular. Sağlam bir mazeretiniz yoksa mutlaka bekliyorum.